babasına, babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Bana secde etmektelerken gördüm demişti. Şimdi bakıyoruz. Rüyamda diyor, ben rüyamda. Bir kere 11 var. 11, 11 Eylül'e bakıyor. İnşallah. 11 Eylül'deki olay. Bu Mehdi'nin çıkış alametidir. Yıldız, iki tane kuyruklu yıldız çıkmıştır. Biri Haley, biri Lulin. Ona bakıyor. Güneş, güneş tutulması olmuştur. İki kere. Mehdi'nin çıkış alametidir. Evet. Ve güneşten bir alamet belirecektir. Ona bakıyor. Ay, ay tutulmaları olmuştur. Yine Mehdi'nin çıkış alameti olarak iki kere olmuştur. 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları olmuştur. Ona bakıyor. Bana secde etmektelerken gördüm. Yani demiş. Yani Allah Mehdi'nin zuhur için Mehdi'nin emrine veriyor. 11 Eylül olayını meydana getiriyor Cenab-ı Allah. Kuyruklu yıldızları çıkarıyor. Mehdi çıkacak diye. Mehdi'nin emrinde. Güneş ve ay tutulmaları yapıyor. Yine Mehdi'nin emrinde. Yani Allah Mehdi'nin emrine, Mehdi'nin hizmetine, Mehdi'nin zuhuru için vesile kılıyor. Babası demişti ki, oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma. Demek ki başlangıçta Mehdiyet anlatılmaması gereken bir bilgi. Yani gelişmemişken, imkanlar yok ya, Mehdiyet'i anlatırsan Mehdiyet'te insanlarda bir hassasiyet olacak anlamına geliyor. Çünkü bu Hazreti Yusuf'un anlatacağı şeydir Mehdiyet. Çünkü evet, ileride hakim olacağını, üstün olacağını gösterten bir rüya görüyor zaten. O rüyayı gördün mü kıskananlar olur, haset edenler olur ve saldırganlaşabilirler. Hatta biz Mehdiyet'le ilgili, Mehdi ile ilgili ben bir kitap yazmıştım. Yıllar önce, yani yaklaşık 20 yıl önce falan, evet, yazmıştım. Ben o kitabı yazınca bir kısım Müslüman kardeşlerimizde tahmin, tahayyül edemeyeceğim bir reaksiyon başladı. Hatta bir camiye gitmiştik, böyle etrafımızı sardılar falan. Yani çok acayip olaylar olmaya başlamıştı. Yani saldırganlaşmıştı bir kısım insanlar, bazı kişiler. Demek ki o zamanlar erkenmiş daha. Mesela bak şu an anlatıyoruz, hiçbir şey yok. Evet, maşallah. Sadece dinliyorlar. Ama o devirde anlattığımızda çok büyük olay olmuştu. Bak Mehdi öncüsü olarak biz de bunun bir tecellisiyle karşılaştık. Onun için Müslüman da olsa bir kısım insanların hasedine sebep olacak, kıskançlığına sebep olacak, saldırganlığına sebep olacak kıymetli hakikatler bir süre, eğer zamanı, zemini uygun değilse, anlatmamakta fayda var. Ama biz tabii anlattık, yine hayır oldu o dönemde inşallah. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Demek ki Mehdi'ye de Müslümanlar tarafından, Müslüman bilinen fakat münafık tinette olan kişiler tarafından tuzak kurulacak. Yani Müslüman bildiğimiz bazı münafıklar tarafından tuzak kurulacak. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Şeytan kime etkiliyor? Münafıkları etkiliyor. Küfre etkiler. Şeytana dikkat çekildiğine göre, münafık da zaten şeytanın insan şeklini almış bir sureti olduğuna göre insan için apaçık bir düşmandır. Demek ki münafıklar da Mehdi'ye düşman olacaklar. İnşallah. 6. ayette böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Ebced'i 2020 tane veriyor. Maşallah. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Bak bir tane tarih veriyor. Mehdi'nin zuhur tarihini veriyor. 2020. Ya 3418 olabilir. Evet. 975 olabilir. Tam 2020 tane veriyor. Bakabilirler. Rabbin seni seçkin kılacak, yani farklı kılacak, üstün kılacak, ayrı kılacak, lider kılacak. Sözlerin yorumundan kaynaklanan bir bilgiyi sana öğretecek. Yani hakkı yorumlamayı, mesela hadis yorumlamayı, Kur'an'ı yorumlamayı sana öğretecek. Bu anlam çıkıyor. Yani güzel yorumlayacaksın. Oradaki sırları ve şifreleri güzel çözeceksin. Bu anlama geliyor. Bak, böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Sözlerin yorumundan kaynaklanan bir bilgiyi sana öğretecek. Mehdi'ye bakan yönü olarak biz bunu görüyoruz. Yani Kur'an'ı, Kur'an'ın sırlarını, hadisin sırlarını açacak. Fahş edecek, insanlara gösterecek. Risale-i Nur'un sırlarını açacak, insanlara gösterecek. Ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'ın nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini de tamamlayacaktır. Mehdi Hazreti İbrahim neslinden,
Hazreti İbrahim'in zaten duası var. Müslümanlar da her namazda dua, kadrede dua ediyorlar. Tahiyyatül mescid duası. Tahiyyatü. Evet. Evet. Orada Hazreti İbrahim'e de, değil mi? Evet hocam. Tahiyyattayken Hazreti İbrahim ailesine ve Hazreti İbrahim'e dua ediliyor inşallah. Bak İshak'a, İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Mehdi de bu soydan geliyor. Seyittir. Dolayısıyla Mehdi'nin dünya hakimiyeti olmasıyla nimet tamamlanmış olacak. Bak, nimetini tamamlayacaktır diyor. Tam anlamıyla mütekamil dünya hakimiyetine bu nimet tamamlanmış oluyor. İnşallah. İnşallah. Elbette Rabbim bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 7. ayette andolsun Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. Bakın bu ayetin ebcedi de 2019 tarihini veriyor. Andolsun Yusuf ve bak Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler, ibretler vardır. Yani Mehdi ve talebelerinde soranlar için ayetler vardır. İbretler vardır gibi de yorumlayabiliriz inşallah. Bir yönüyle. Yani ahir zamana bakan yoluyla. 2019 tarihini veriyor. 2000, bak orada 2020, burada 2019. Evet, ve inşallah. Tam hakimiyetle ilgili konular. Bak Yusuf kardeş, Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. Onlar şöyle demişti. Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa ki biz birbirini pekiştiren bir topluluğuz. Gerçekte babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. Öldürün Yusuf'u. Bakın o devirde ki kişiler Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde Hazreti Yusuf'a karşı müthiş bir kıskançlık ve haset içindeler. Bak birbirini pekiştiren kalabalık bir topluluğuz biz diyor. Ama Yusuf'a karşı öfkeliler. Mehdi'ye karşı da bir kısım Müslüman bilinen münafıklar da öfkeli olacaklar. Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size dönük kalsın. Yani onu hapsedin. Bir yere gizleyin. Etkisiz hale getirin. Veyahut öldürün. Mehdi için de aynı şeyler düşünecekler münafıklar. Öldürmeyi, hapsetmeyi, etkisiz hale getirmeyi düşüneceklerdir. Bak, babanızın yüzü yalnızca size dönük kalsın. Yani siz ünlü olun, şöhret olun, tanının bilinin, yani öne çıkma hırsının, büyüklük hırsının insanları bu çizgiye getireceğine Mehdiyet devrinde işaret ediyor Kur'an. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz, samimi topluluk olursunuz değil. Bunlar tabii kalbinde hastalık olanların yapacağı bir usluptur. Hem anormallik yapacaksın, hem mazlum bir insanı hapsetmeye kalkacaksın, kuyu atmaya kalkacaksın, öldürmeye kalkacaksın. Hem de salih bir topluluk olacaksın. Yani cinayete azmedeceksin sen. Hem de salih bir topluluk olacaksın. Belli ki olmayacak bu. Evet. Bu kalbinde hastalık olanların uslubudur. İçlerinden bir sözcü dedi ki, eğer mutlaka bir şey yapacaksanız öldürmeyin Yusuf'u. Onu kuyunun derinliklerine bırakın da bir yolcu kafilesi alsın. Bu kişi bir ihtimal Hazreti Hızır olabilir. İnşallah. Bak içlerinden bir sözcü dedi ki, yani kim olduğu belli değil. Evet. Eğer mutlaka bir şey yapacaksanız öldürmeyin Yusuf. Bir kere öldürülmesini engelliyor. Onu kuyunun derinliklerine bırakın, bir yolcu kafilesi alsın. Yani yolcu kafilesinin alacağını nereden biliyorsun? Evet. Ölür normalde, yolcu kafilesi de gelmez. Ama yolcu kafilesinin alacağını biliyor. Sözünü geçeceğini biliyor. Ve kuyunun derinliklerine bırakın. Kuyunun derinliklerine bırakın. Bir yolcu kafilesi alsın. Tabii bu daha da derinine gidersek bu konunun çok daha hayret verici konular çıkıyor. Ama biz ilk